genel itibariyle hazır yazılımlar ile özel yazılımlar çok karşılaştırılır. Tüketicilerde bu konuda bir bilgi eksikliği var. Acaba bir e-ticaret sitesine sahip olma noktasında özel bir çözüm mü tercih edilmeli, yoksa hazır bir yazılım mı sahip olunmalı? Özel çözüm demek, yapı ortaklığıyla inşaata girmek demek. Halk arasındaki amiyane tabirle. Yapı ortaklığı ne demektir? İnşaat mühendisi veya mimar veya her kimse müteahhit sizi arar. Para lazım der, bahçe yapacağız. Para lazım, katı çıkacağız. Para bitti, hedeflediğimiz olmadı, çatı yapacağız. Para lazım, para lazım. Hiç o para lazımlar bitmez. Yolun ortasından geri dönemezsiniz, evsiz kalırsınız. O evin de yapımı hiç bitmez. Geçmişten bu yana Türkiye'de bunlara kadar çok vakalar vardır. E-ticaret de biraz böyledir. Bir tarafta hazır bir yazılım yıllarca, on yıllarca yeri geldiğinde emek harcanmış, çok büyük bir ekiple geliştiriliyor. Bir taraftan da siz kendinizce konuya çok vakıf olmadığınız için bunun yanlış olduğunu düşünüyorsunuz veya böyle bilgiler almışsınız. Bunun yerine bir ekip özel yazdırmayı tercih ediyorsunuz. O özel yazılım ne kadar ihtiyacınızı karşılayacak? Hiç karşılamayacak. Bütün gücünüz, paranız, her şeyinizi vereceksiniz, yine karşılamayacak. Bu konuda tüketicilerde, e-ticaret girişimlerinde çok hatalı bir bilgi var. Zaman zaman bu hatalara düşülüyor. İşin sonunda da başarısızlıklar ortaya çıkıyor. Bu başarısızlıklar girişimleri e-ticaretten soğutuyor. Çok çok para kazanabilecekleri bir imkan varken bundan uzak kalıyorlar. Ayrıca yine bununla alakalı bir konu. Niye Ar-Ge'yi siz yapasınız? Birileri bu Ar-Ge'yi yapmış, yıllardır yapıyor. Siz bundan faydalanın. Alın, çok ucuz maliyetle buna sahip olun. Sonra bunlardan faydalanın. O yazılımlar orada gelişsin. Her gelişimine siz sahip olun. Bunlar için para harcamayın. Bu çok önemli bir detay diye düşünüyorum. Hazır yazılım mı, özel yazılım mı? Elbette hazır yazılım. Ne zaman özel yazılım? Eğer bir gün bunu hazır olarak size sunan bir kimseyi bulamazsanız, evet, o zaman zaten çaresizsiniz demektir. O zaman bu düşünülebilir. Yine bir konudan daha bahsedebiliriz. TSoft demek esneklik demek. Paket yazılımda genel itibariyle tüketici girişimlerde esnek olmadığı noktasında bir kaygı vardır. Paket yazılım alırsak isteklerimiz karşılanmaz mı acaba diye. TSoft birçok farklı katmanda yazılıma erişilebilen bir yazılımdır. Bunların biri web servis mimarisi, birisi blok yönetimi, birisi stil yönetimi, birisi şablon yönetimi gibi birçok farklı katman var. Biz blok yönetimiyle Lego oynar gibi sitenin içerisindeki her bir parçacığı sürekli bırak kolaylığında yönetiyoruz. Bu şu demek, ana sayfanızda solda kategoriler var. Şu an şu saniye bunun olmaması gerektiğine karar verdiniz. Mouse'unuza gidiyorsunuz, soldaki kategoriyi alıp siliyorsunuz, artık o yok. Başka bir şey getiriyorsunuz, oraya geldi. Bu kadar kolay yönetim imkanı hem sizi maliyet avantajından kurtarıyor, maliyet kaybından kurtarıyor, hem de sayfaya çok hızlı müdahale yapıp para kazanmanız imkanı sağlıyor. Bu kolaylık Türkiye'de sadece TSoft'un ürettiği bir kolaylık. 10 yıldır üzerinde durduğu ve geliştirdiği bir kolaylık ve dünyada rakipsiz olan bir özellik.